Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar defalarca bu fikirlerimi müfettişler okula geldiğinde paylaştım, gittiğim toplantılardaki konuşmalarda paylaştım. Ama yeterince karşılık bulmadı ne düşünüyorum. Şimdi e, Twitter'da daha yetkili insanların e, dikkatine çekmek için dikkatine sormak için bu fikrimi onlarla paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar kaliteli bir eğitim okumayı seven, okuma alışkanlığı olan insanlığın ürettiği bilgi birikiminden faydalanmasını bilen insanlar yetiştirmekle olur. Bu da okullarda ancak aşılanabilir. Bizim milletimizde her şey yukarıdan aşağı zorlama ile olduğu zaman etkisini gösteriyor. Aşağıdan yukarı maalesef e, değiştiremiyoruz bazı şeyleri. Yani iyi bir eğitim için milli eğitim fikri istiyor. Ben oraya yazmadım. Böyle daha etkili olacağını düşündüm. Geçen gün e, bu sınavı değerlen tavuk sınavını değerlendirirken gelen yetkililere söyledim fikrimi. Milli Eğitime yazdı dedi. O ilgilenmedi bile. Ben video çekerek paylaşmak istiyorum. Faydalanırlar mı, faydalanmazlar mı bilmiyorum. Bana göre okullarda muhakkak nasıl ki müzik odası varsa, bilgisayar odası varsa, resim odası varsa kütüphane olmalıdır, şarttır. Kütüphane olmayan okul, okul bile değil benim gözümde. Bu kütüphane arkadaşlar büyük olmalı. Yani e, 30-40 kişinin oturabileceği büyüklükte olmalı. Ve dünya klasikleri gibi e, çocuğu empati uyandıracak, okuma alışkanlığı sevdirecek çocuk kitapları ne bileyim yani onu artık uzmanlar yüz temel eser olması bile yeterlidir aslında. İlkokul ikinci sınıftan başlayarak ortaokula kadar bütün okullarda bu kütüphane olmalıdır. Tabii ki yönetmelikte var. İşte okul gelirinin yüzde beş onu kütüphane ayrılır. Yok 6000 kitap geçerse işte bir memura atanır. Ama milli eğitim bunu uygulamada yapmıyor. Okul yönetimleri bunu uygulamada yapmıyor. Bir yere bir müdür atandığı zaman ilk önce boya badana işlerine bakıyor. Bizim milletimiz göz boyamayı seviyor. Gelen kantil gel gelirlerini, gel aile okul aile birliğinin topladığı paralarla ben 16 tane okul dolaştım. Daha kütüphane için kitap alındığını görmedim. Okurken de 16 tane okul değiştirdim. Oralarda da görmedim. Bir öğretmen okulunda kitap okuma alışkanlığı edindim. Onunla devam ediyorum. Onun için muhakkak her okulda bir kütüphane olmalı diyorum. Fakat kapısı kilitli bir kütüphanenin anlamı yok. Resim dersine kadar önemliyse, müzik dersine kadar önemliyse okuma da ...o kadar önemlidir. O yüzden Türkçe derslerin 6 saatinin... ...yerine 4 saate düşürülmesini... ...2 saatinin... ...haftada işte 2 gün dağınık bir şekilde... ...pazartesi, çarşamba, salı, perşembe... ...çarşamba, cuma gibi... E, ...çocukların... ...her sınıfın tek tek... ...öğretmen eşliğinde... ...o kütüphaneye götürtülerek... ...sadece kitap okuma yapılmasını... ...öneriyorum. Milli eğitimin... ...ders müfredatında böyle bir değişiklik yapmasını istiyorum. Bir vatandaş olarak, duyarlı bir vatandaş olarak bunu istiyorum. O zaman daha bilinçli, daha kültürlü, daha başarılı, daha ne istediğini bilen, empati yapabilen, okuduğunu anlayabilen insanların yetişeceğine inanıyorum. Bu fikrimi de kimseye eleştirmek için söylemiyorum. Böyle olması gerektiği için söylüyorum. Böyle bir eğitim sisteminin daha iyi olacağını düşünüyorum. Yoksa kampanyalarla yok 20 dakika kitap okuyun. Yok sokakta kitap okuyun. Yok göstermenlik parklarda eline kitap alın, kusura bakmayın. Bununla kendinizi kandırırsınız. Böyle okuma alışkanlığı edinilmez. Ben böyle düşünüyorum. Bu videoyu da paylaşacağım. Yetkililere de göndereceğim. Umarım dikkate alırlar orta ortaokulda hatta lisede haftada iki saati kitap okuma dersi olarak ayırırlar ve okullara yeterli kitap temin edilir. İnsanlarımız okulda okuma alışkanlığı kazanır diye temenni ediyorum. Sanmıyorum ama temenni olarak belirtiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de bu videoyu paylaşırsanız sevinirim.